Merhaba arkadaşlar. 2020 online İngilizce öğreniyorum. Kursumuza hoş geldiniz. Dear friends, you're welcome to English Language Course. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Amacım sizlere İngilizce öğrenmenizde yardımcı olabilmektir. Soru, öneri ve görüşleriniz ışığında öğrenmenin ne kadar kolay ve eğlenceli olduğunu birlikte göreceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla. Dear friends, believing something is already the half of the success that we are going to reach. Learning a new language requires some patience, lots of efforts of attention, determination, and discipline. My goal is to help you to learn English language. We will experience together how easy and how fun it is to learn English with your contributions. Your opinions, questions, suggestions, and feedback is more than welcome. I wish you lots of success in advance. Remember, you will be successful as long as you believe in yourself. I trust you. Kind regards, your English teacher, Mr. Uz. De dikke deur waarder duwde de deur driedubbel door. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. She sells seashells by the seashore. Wat is een spreekwoord? Een kernachtige vaste uitspraak die een waarheid of wijsheid uitdrukt. Voorbeeld: van een mug een olifant maken. En az iki sözcüğün bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan söz gruplarına deyim adı verilmektedir. Deyimi veya atasözünü oluşturan sözcüklerden en az biri mecaz anlamda kullanılır. O her olayda pireyi deve yapar. Önemsiz bir olayı büyütür. What's an idiom? Idiom is an underword for taaleigen. Dat wil zeggen eigenaardigheden van een taal, grammaticale en lexicale eigenaardigheden. Het idioom moet worden onderscheiden van de woordenschat en de grammatica van een taal. De volgende zin is grammaticaal correct. Welke tijd is het? Echter, in het Nederlands zegt men gewoonlijk hoe laat is het? Her ne kadar gramer yapısı olarak da welke tijd is het? Bu hangi zaman dilimi diye sorulabilse de Hollandaca'da kullanılan kalıp saat kaç, hoe laat is het'dir. Figurative meaning. Figurative language is a distinction within some fields of language analysis. For example, all right, the sky misses the sun at night. Mecazi anlamdır. Tamam, gece veya gökyüzü geceleri güneşi özlüyor. Literal meaning, kelime anlamı. Literal language refers to words do not deviate from their defined meaning. Yani kelime anlamı neyse ona göre kullanılır. Peas porridge hot. Peas porridge cold. Peas porridge in the pot 9 days old. Tekerlemedir arkadaşlar. Peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in the pot 9 days old. Tongue twisters dediğimiz alıştırmalara bir örnektir. Twee vliegen in een klap slaan. Twee vliegen in één klap slaan. To kill two birds with one stone. Bir taşla iki kuş vurmak. Uit het oog, uit het hart. Out of sight, out of mind. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur. Her ne kadar İngilizce'de out of mind yani beyinden, düşünceden uzak olur demek denilse de Türkçe'de bu gönülden, kalpten, duygudan uzaktır. Stille wateren hebben diepe gronden. Still waters run deep. Ağır atın tekmesi pek olur. Yere bakan yürek yakar diyebilirsiniz.
Sort zoekt soort. Birds of a feather flock together. Körle yatan şaşı kalkar. Love is blind. Liefde maakt blind. Aşkın gözü kördür. Beter een half ei dan een lege dop. Half a loaf is better than none. Hiç yoktan iyidir. Muren hebben oren. Walls have ears. Yerin kulağı vardır. Özellikle çok eskiden evler tahtadan yapıldığı zamanlarda, yani Orta Çağ döneminde, Türkiye'de kullanılan deyim her ne kadar yerin kulağı vardır denilse de, Avrupa'daki evlerin tahtadan yapılmış olması ve İngiltere özellikle, walls have ears, yani duvarların aslında kulağı vardır, söylenen söz geçer. The clock tick door. The clock is ticking. Hayat devam ediyor, zaman geçiyor. Alle wegen leiden naar Rome. All roads lead to Rome. Git gel Konya 6 saat diyebilirsiniz. Veya bütün yollar Roma'ya çıkar. Je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Let bygones be bygones. Geçmiş geçmişte kaldı. Değişme maziyi bırak öyle kalsın. Het regent pijpen stelen. Het regent pijpen stelen. It's raining cats and dogs. Sicim gibi yağmur yağıyor. Kleine potjes hebben grote oren. Little pitchers have big ears. Çocuktan al haberi. Onlar her duyduğunu söyler. Waar rook is vuur. There is no smoke without fire. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Never look a gift horse in the mouth. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. A man's home is his castle. Eigen hart is goud waard. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Honesty is the best policy. Dürüstlük her daim kazandırır. Eerlijkheid duurt het langst. Make a mountain out of a molehill. Van een mug een olifant maken. Prey deve yapmaktır. Burada küçük bir köstebek yuvasını dağ yapmak anlamına gelir İngilizce'de. Hollandaca'da bir sineği fil yapmak anlamına verir. Türkçe'de ise bir pireyi deve yapmaktır. Kültür farkı arkadaşlar. Better late than never. Better laat dan nooit. Geç olsun da güç olmasın. You bent nooit too out om te leren. Öğrenmenin yaşı yoktur. You are never too old to learn. That is a maki. That is a piece of cake. Bu çok basit. Ayakkabımı koysam yapar. Aan alles komt een eind. All good things come to an end. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Yalancının mumu yassıya kadar yanar. Bugünkü dersimizde Hollandaca, Türkçe ve İngilizce bazı deyimler ve atasözlerini öğrendik.
dersimize katıl. Soru, öneri ve görüşlerinizi Facebook ve YouTube sayfamızda, 2020 Online Hollandaca Öğreniyorum veya İngilizce Öğreniyorum sayfamızda paylaşabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.